Türkiye'de aşağı yukarı bir tek Trakya bölgesinde buğday hasadı bitmek üzere ve az kaldı. Çok %90'a tamamlandı. Türkiye'nin diğer bölgelerinde hasat zaten bitmiş durumda ama iktidar partisi bu fiyat açıklamakta neyi bekledi? Biz bunu anlamış değiliz. Çiftçi tüccarın inisiyatifine, tüccarın kollarına bıraktı diyebiliriz. Bu da tabii çiftçimizin mağduriyetine neden oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Hakan Özkan, ton başına 910 lira olarak açıklanan buğday alım fiyatının çiftçiyi memnun etmediğini söyledi. Geçmiş yıllara bakarak baktığımızda fiyatlara %5, %6 civarında bir fiyat artışı söz konusu. Bu da tabii çiftçimizi, üreticimizi memnun etmedi. Neden etmedi? Çünkü girdilere baktığımızda şu anda çiftçinin bütün girdileri %15 ve %20 gibi fiyat artışlarıyla muhatap olurken ürününe %5, %6 gibi bir fiyat artışı tabii çiftçimizin bir hayal kırıklığına uğrattı. 93 kuruşun üzerinde 95 kuruş gibi fiyatlar beklenirken 91 kuruşun açıklanması tabii bölgemiz insanını, çiftçimizi üzmüştür. Özkan bası mensuplarına yaptığı açıklamada buğday hasadının tamamlanma aşamasına geldiğini, iktidarın daha yeni alım fiyatı açıkladığını belirterek açıklanan fiyatın çiftçiyi hayal kırıklığına uğrattığını kaydetti. Tarımın çok hızlı ve yoğun yaşandığı bir dönem, hasatın aşağı yukarı %90'ının yapıldığı bir dönemdeyiz. Ama maalesef iktidar partisi günlerdir işte fiyat açıklaması yapacağız diye çiftçimizi oyaladı. Hatta dün fiyatın açıklanacağı söylendi ama maalesef dün de fiyat açıklanamadı ama bugün şimdi az önce gördüğümüz kadarıyla 91 kuruş olarak fiyat açıklandı. Tabii bu çiftçimizi bir hayal kırıklığına uğrattı. Trakya bölgesinde hasat döneminin sonuna gelindiğini, diğer bölgelerde ise önce tamamlandığını kaydeden Özkan, iktidar fiyatı açıklamak için neyi bekledi anlamış değiliz dedi. Bildiğimiz kadarıyla Edirne borsasında bugüne kadar aşağı yukarı günde ortalama 2000 tonun üzerinde alımları yapıldı. Bu normalde geçmiş dönemlerde daha düşük seviyelerde gerçekleşirken aşağı yukarı şu ana kadar 20 bin tonun üzerinde alım yapıldığını biliyoruz sade borsada. Tüccara verilen miktarı tam bilmiyoruz ama ciddi miktarlarda tüccarın da mal aldığını biliyoruz. Tabii buradaki fiyat farkı, çünkü fiyatlar aşağı yukarı 75 kuruşa, 73 kuruşa kadar düştü. Tabii bu aradaki fiyat kaybı üreticinin cebinden çıktı ve çok ciddi bir zarar söz konusu. İktidar bu fiyatı zamanında açıklamış olsaydı bölge insanı, bölge çiftçisi bu mağduriyeti yaşamayacaktı. Her zamanki gibi çiftçimizi iktidar partisi düşünmedi açıkça ortada ve Edirne çiftçisi buradan müthiş derecede bir mağduriyet yaşamış durumda. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hakan Özkan, ayçiçeği destek ödemelerinin cuma günleri mesai saati sonrasında yapılmasına bir anlam veremediklerini söyleyerek, zaten çiftçi bitmiş, üretim yapamaz, arazisini ekemez duruma gelmiş. Adamın ödemeleri var ve ödemeleri 2-3 gün sarkıyor. Bunlar mesai saatinde ve hafta içinde yapılsaydı daha iyi olmaz mıydı dedi. Ayçiçeği ile ilgili de geçmiş dönem yaşananları hep beraber yaşadık. İşte bugün bankaya gidin, ayçiçeğe destek primleri ödenecek, yarın ödenecek gibi sürekli insanlarımız oyalandı. Bu ödemeler cuma günleri saat 6'dan sonra yapılıyor. Ya zaten çiftçi bitmiş durumda, üretim yapamaz durumda, arazisini ekemez duruma gelmiş. Sen cuma günü 6'dan sonra ödeme yapıyorsun insana. Adamın ödemeleri var, 2 gün, 3 gün daha ödemeleri sarkıyor ister istemez. Yani bunlar hafta içi yapılsa daha iyi olmaz mıydı? Veya mesai saatinde yapılsaydı daha iyi olmaz mıydı? Bu da tabii çiftçimizin yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi.